Merhaba değerli arkadaşlar, CSS derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde CSS seçicilerine bir göz atacağız. Hemen kodlamaya başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. CSS ile biz ne yapıyorduk? HTML elemanlarının tasarımını ve düzenini sağlıyorduk. Bunu sağlarken de şimdilik nasıl yapıyorduk? Head etiketlerin arasına gelip style etiketlerini açıp bunun arasında stillendirmemizi yapıyorduk. Bunu yaparken nasıl yapıyorduk? Biz ilk başta en basit olan seçiciyle başladık. Yani seçici dediğimiz hangi elementi seçeceksek onun kapsadığı söz dizimi diyebiliriz. Mesela A dersem link etiketini seçer. Mesela H1 dersem H1'leri seçer. P dersem paragrafları seçer. Yani bu derste 5 tip seçici göreceğiz. İlerleyen derslerimizde bu seçicilerin tümünü göreceğiz. Şimdilik sadece mantığının oturması için size bunları öğretiyorum. Şimdi ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuzdur, HTML derslerinde işledik fakat tekrardan öğretmek istiyorum. Benim bir paragrafım var. Bir tane H1'im var. Bir tane de A etiketim var. Ben bunlara class ve ID attribute yani öz nitelikleri verebiliyorum. Şu şekilde class verebiliyorum. Mesela buna kırmızı adında bir class verirsem artık bunu kırmızı diye CSS'de seçebilirim. Aynı şekilde bu class'ın aynısını başka bir elementte de kullanabilirim. Yani tüm elementlerde de kullanabilirim. Tek bir elementte de kullanabilirim. Bunun yanında class'la birlikte başka bir öz nitelik daha seçebiliyoruz. Bunun adı da ID. Bu ID'de mesela para 1 dersem paragraf 1 anlamında bu ID artık şu değere sahip ID başka hiçbir elementte kullanamıyorum. Yani unique oluyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir TC kimlik no. Yani elementin TC kimlik nosu gibi. Nasıl tek bir TC kimlik no bir kişiye ait oluyor. Birden fazla kişiye ait aynı TC kimlik no olamıyor. Onun gibi. Mesela buna da gelip başka bir ID verebilirsiniz. Başlık 1 diye. Şimdi bu cluster'ı siz çoklu olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kırmızı ve büyük diyerek kullanabilirsiniz. Arasında birer boşluk bırakarak. Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. Fakat bu ID'ye geldiğimiz zaman ID'de sadece tek bir değer kullanabiliyoruz. Yani boşluk bırakıp başka bir ID yazamıyoruz. Mantığını anladığınızı düşünün. Şimdi gelelim class selektörü. Yani şunların içlerini doldurmak istiyorum ben. Lorem dedim paragrafın içine. H1'in içine başlık 1 dedim. Şu A etiketine de mesela link diyeyim. Bu sayfamda ben çalıştırıyorum. Şöyle sıfırlarsam hatta bu kadar da yeterli. Şimdi bir adet paragrafım var. Bir adet H1, bir adet de A etiketim var. Burada ben CSS'te şu H1'i seçmek istiyorum ama bunu class ile birlikte seçmek istiyorum. Bunun için class ismini yazıyorum. Hangi elementi seçeceksem bu class ismini yazdım. Class ile seçeceğim elementlerin başına nokta koyuyorum arkadaşlar. Evet, zaten renginde değiştiğini görüyorsunuz. Başında nokta olan seçiciler class selektördür. Bunu unutmayalım. Üstü parantezlerimi açtım. Background color'ı tomato olsun. Sayfamı yenilediğimde şimdi bu kırmızı tüm elementlerde olduğu için hepsini stilledi. Ben buna sadece başlık büyük dersem ve sadece bunu seçersem class'ı sadece bu H1'in stillendiğini görebilirim arkadaşlar. Bu class mantığını anladığınızı düşünüyorum. Class seçicisinden sonra ID seçicisine gelelim. Ben gelip de burada şu paragrafın ID'si ile bir seçim yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Önce geleceğim. ID'min değerini yazacağım. Para 1 diye. Fakat bunun başına nokta yerine diyez işareti koyuyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Mesela ne diyelim? Font family'si Verdan olsun. Kaydedip sayfayı yenilersem bakın yazı tipinin değiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Tam çok güzel. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz az önce ne yapmıştık? Class seçicisine kırmızı yazmıştık ki tüm kırmızı klasına sahip elementleri stillendirmiştik. Şu şekilde. Bu genel olarak bu klası tüm hangi elementlerde varsa hepsini seçer.
Fakat siz bunun başına gelip de elementin tipini de yazarsanız, mesela H1 diyorum. H1 elementini seç ama H1'in içinde kırmızı klasına sahip olan elementi seç demiş oldum. Kaydettim, yeniledim. Bunlarda da kırmızı klası var. Fakat ben dedim ki sadece H1 olan kırmızı klaslarını seç dedim. Aynı şekilde bu ID'nin başına da koyabiliriz. Buna da P koyabiliriz. Zaten ID de fark etmeyecektir. Bu ID'ye sahip sadece bir element olduğu için böyle bir kullanım saçma olacaktır arkadaşlar. Fakat kullanabilirsiniz. Hiçbir mağduru yok. Şimdi gelelim ID selektörün ipuçlarına. Bu ID selektör ve class selektörlerin başına arkadaşlar sayı yazmayın. Yani sayıyla başlayalım. Bakın zaten sayı yazdığım anda rengi gitti. Aynı şekilde buna da sayı yazarsam gidiyor arkadaşlar. Sonunda kullanabilirsiniz. Ortasında kullanabilirsiniz. Fakat şey yapmayın yani. Başında kullanmayın. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Büyük küçük harfe duyarlıdır bunlar. Bu para bir. Fakat siz burada gelip şu büyük aile yazarsanız bu değişecektir. Stillendirmeyecektir. Yani aynı şekilde küçük harfse küçük harf, büyük harfse büyük harfle yazmanız gerekiyor. Devam edelim. Universal Selector dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu nedir? Şöyle yıldız işaretiyle seçiyoruz bunu. Sus parantezlerimizi açıyoruz. Bu arkadaşlar sayfadaki tüm elementleri seçer. Burada P'yi seçer, H1'i seçer, A'yı seçer, hatta body etiketini seçer. Bununla kalmaz, HTML etiketini seçer. Şimdi bunda nasıl bir stillendirme yapabiliriz? Font size verebiliriz. Font size, her şey 16 piksel olsun. Kaydettim ve sayfamı yenilediğimde bakın arkadaşlar tüm elementlerin size'ı yani ölçüsü, font ölçüsü 16 piksel oldu. Bunu da anladınız. Bundan sonra element selektörümüz var. Aslında biz bunu biliyoruz. Nasıl? Şöyle yapmak istiyorum. Bir adet daha paragraf oluşturmak istiyorum. Buna da lorem dedim. Sayfayı da yeniledim. Bakın 2 adet benim paragrafım var. 1 adet H1 var. 1 adet de link var. Şunun boyutu neden fazlaymış gibi gözüküyor? Aslında fazla değil. Fakat font ailesinden değiştiği için buna sadece background color verelim şimdilik. Bu da ne olsun? Brown olsun. Yenilersem bakın artık tüm ölçüler aynı büyüklükte gözüktüğünü görebiliriz. Şimdi arkadaşlar element seçici dediğimiz elementlerin tipini yazıyoruz. Ben P yazarsam buraya sayfadaki tüm paragrafları seçecektir. Geliyorum buna color'ı ne olsun? Gray olsun. Sayfadaki tüm paragrafların color'ı yani rengi, harf rengi gri olsun dediğim zaman bakın gri yaptı. Bunda da sıkıntı yok. Hatta gelip sayfadaki H1'leri de seçelim. Bu H1'lerde ne olsun? Text decoration diyelim. Uppercase. Yok underline dersek iyi olacaktır. Şimdi siz bu özellikleri ve değerleri bilmiyorsunuz. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Bu dersimizde sadece şu seçici özelliklerine odaklanın ve bunları öğrenin. İleriki derslerimizde bu özellikleri ve değerlerin hepsini öğreneceğiz. Sıkıntı yapmayın. Şimdi sayfayı yenilediğimde bakın H1 sadece bir adet var ve bunun altına altı çizili yaptı. Hem P hem H1'in altını çizili yaptım. Şimdi ben şunları bir silmek istiyorum. Şunu göstereceğim size. Element seçicileri öğrendik. Elementin tipini yazıyoruz ve sayfadaki tüm o tipe ait elementleri stillendiriyoruz. Ben paragrafın rengini kırmızı yapmak istiyorum. Aynı şekilde H1'in de rengini kırmızı yapmak istiyorum. Şöyle. Bakın. Paragrafların ve H1'in rengi kırmızı. Bu linkimiz de burada kalmasın. Bunu da aynı şekilde kırmızı yapalım. Onun için A'yı seçiyorum. Seçtikten sonra color red diyorum. Şimdi evet. Artık sayfamdaki tüm elementler, seçtiğim tüm elementlerin rengi kırmızı. Bu biraz sanki şey gibi oldu arkadaşlar. Fazla iş yapmış gibi oldu değil mi? Sizin gözünüzde de fazlalık gözüktü. Çünkü 3 kere aynı rengi kullandık. Aynı özellik ve değer.
Bunları gruplarsak şu şekilde kullanabiliriz. Aralarına virgül koyarak çoklu seçim yapabiliriz. Tüm paragrafları, tüm H1'leri ve tüm A etiketlerini seç dedik ve color'larını bu sefer de ne yapalım? Blue yapalım. Şimdi hepsi blue oldu, mavi oldu gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki yukarıda kırmızı yazdık, burada mavi yazdık ama kırmızı değil, mavi ele aldı. Zaten web sayfaları şöyle çalışır. HTML ilk satırdan itibaren son satıra kadar derler. Burada bunları kırmızı yaptı. Daha sonrasında burada tekrardan seçtiği ve stillendirdiği için bu öncekiler artık etkisiz kaldı. Bunların bir etkisi kalmadı. Yani ben tekrardan sayfanın daha altlarında tekrardan bunları seçip bir stillendirme yaparsam artık bu da etkisiz kalacak. Diğer o altta yaptığım stillendirme geçerli olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu gruplamalı seçicilerde sadece element seçiciyi kullanmak zorunda değilsiniz. Burada gelip mesela paragraf olsun ama ID'si para 1 olan paragraf olsun derseniz bunu devre dışı bırakacaktır. Bu kırmızı olarak kalacaktır. Burada gelip H1 klası kırmızı olan derseniz sadece bunu odaklayacaktır. Zaten bir tane H1'imiz var. Yani sadece element seçiciyi kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz tüm tip seçicileri kullanarak aralarına virgül koyarak bunları gruplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere. İyi kodlamalar.